Oğlum nasıl 3-0 olur ya? Kimler atmış? Kimler atmış? Vallahi bilmiyorum, herkes atmış. Hepsi atmış. Rebuild Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. Şampiyonlar Ligi gibi bir devre arasına girmiştik. Bu bölümde tabii hiçbir takviyemiz olmadı. Aynı ekiplerle devam ediyoruz. İşte araya tatiller girdi vesaire. Tabii anlayış gösterebileceğiniz şeyler. Hepimizde sonuçta ailesi var, arkadaşları var, dostları var. 11 ay, 11,5 ay çalışıyor insanlar. Herkesin çeşitli durumları biraz üst üste denk geldi. Biraz ara vermiş gibi olduk ama daha sıkı bir şekilde Rebuild Şampiyonlar Ligi'ne dönüyoruz. Çünkü neden sıkı bir şekilde dönüyoruz? Karşımızda bir namağlup bir lider var. Burada Emre ile birlikte Onur'la Erman'ı alkışlıyoruz. Gerçekten oldukça başarılı işler çıkarıyorlar. Dedik ki kardeşim bu iş nasıl oldu vesaire, bir sorgulamaya girdik ama ben sonra videoları izledim. Son derece hak edilmiş galibiyetlerle bu noktaya kadar geldiler. Ama önemli olan tabii ki bu noktadan sonra ne yapacakları. Bu konuda ne düşünüyorsun Onur? Fikirlerini alalım liderlik hakkında. Yani dün akşam liderlik tabii çok güzel ama dün akşam böyle WhatsApp konuşmalarında yeni kuralların geleceği falan tarzında şeyler, bilmiyorum yani bizim bu muhteşem gidişimizi engelleme üzerine kurulu planlar mı var bilmiyorum ama bakacağız. Biz her türlü oyunlara hazırız. Kardeşim Mercedes gibisiniz. Formula 1'de Mercedes'i durdurmak için yeni kurallar geliyor. Biraz ona benzer şeyler anladığım kadarıyla. Ama tabii bu işin şakası. Ha şu var ama. Size karşı bir güç birliği oluştu gibi. Mesela Hep öyle normalde zaten. olmayan Arden mesela işte Uğur abi alın gelin falan böyle mesajlar atıyor bana. Çok anlam veremediğim 17'ye 1. 17'ye 1. Kanka 8 kişiyiz lan. 7'ye 1 de var. 7 6'ya Bizim en 6'ya son 2. Rebirth'te oyun bile bize tersti, hatırlarsanız. Bizim kalecimizi oynatmıyordu oyun, yedek kaleci falan ötüyordu. Bizde de böyle enteresan şeyler oldu ama ne olsun, biz de nagalip takım olarak burada liderden puan almaya çalışacağız. Kendimiz için en azından yarışa tutunmak adına. Bir şey söylemek istiyorum Uğurcuğum. Tabii ki buyur Erman. Hiç sevmem bu tip mücadeleleri. Hiç sevmem. Kağıt üstünde favori gözüken, işte 2'de 2 ile lider gelen namağlup takım ve karşıda da maç kazanamamış takım. Benim şu ana kadarki en çekindiğim eşleşme. Diğer ikisinde kazanacağımızı aşağı yukarı kafamda net bir şekilde görüyordum. Burada hem format, hem verilen ara biraz paslandık, hem de yani rakibin ya tamam ya devam mantalitesinde sahaya çıkacak Çok olması doğru. bu maç biraz ağzımın tadını kaçırıyor. Yani çok çok rahat değilim. Şimdi Erman Derman bunlara alışkın tabii ki. Everton'la Premier Lig maceralarında bu tarz puan kayıplarını çok yaşadığı için böyle bir içine bir sızı girdi şu an. Ama bunun karşılığını görecek mi? Hep birlikte görürüz. Emre'cim senin Onur'a karşı özel bir ilişkin olduğunu biliyorum. Sen neler söylemek istersin? Bu eşleşmeyi bayağı bir bekliyordun. Nasıl bir açıklama lan? Abi özel Emre ilişki derken açıklasın. Diyor ki bu Rebuild Şampiyonlar Ligi'nde ben Onur abiye yenmek istiyorum diye ifade edeyim. Yenmek istiyorum dediğin bir şey olmuştu. Daha ilk çünkü formatı her maçı kaybettiğimiz için artık bir tane maç kazanmamız gerekiyor. Ona Onur abi açıkladığımızda. denk geldi. Yapacak bir şey yok. Onur abi artık bugün lütfen bizim önümüzü açarsanız biz de yarışta varız diyebiliriz. Sizden bir şey bekliyoruz. Bize bir Valla. kolaylık. Artık kazanamıyoruz kendi başımıza çünkü. Aynen. Şöyle söylemek istiyorum bununla alakalı. Emre'yi çok uzun yıllar önceden tanıyorum. Karakteri, Eyvallah. kişiliği çok düzgün bir arkadaşım. Çok seviyorum kendisini. Bugün Aynı şekilde. kaybetsek de gerçekten söylüyorum. Mesela bir Arden'e kaybetsem mesela çok uyuz olmuş olabilirim. Mesela ama Emre'lere kaybedersem bugün vallahi böyle şey olurum ya. Oh be, hani hiç olmadı. O iyi oldu falan bile diyebilirim. Yani o yüzden bugün çok da şey değilim ya. Kazanırsın, fazla yok bugün. Çok güzel, tam istediğimiz Ortam bizim kıvamda bir için. maça giriş. Sanki Şampiyonlar Ligi hani 3. değil de 6. maçı, adamlar lider gruptan çıkmış da biz hani Avrupa Ligi'ne gitmek için puan almamız lazım gibi bir ortam oluştu.
Bir de diğer takımı hani böyle üzmemek adına konuşuyorlar da işte. Yani onlar da çok iyi takım aslında falan. Bir de öyle bir konuşma oldu sanki. Şey gibi hani rakibimize saygı duyuyoruz. Arsene Wenger ilk 4 maçta 16 tane atmış, 12 puan almış. Türk takımına karşı çıkıp konuşuyor bir ortam oluştu. Formatımızı da açıklayayım. Formatımızda öncelikle Premier League konsepti belirledik. 20 tane Premier League takım var bildiğiniz gibi. Üstümdeki Newcastle da dahil olmak üzere. Her takımdan bir tane oyuncu alacağız. Ekstra da bir de kaleci alacağız. Yani 20 artı 1'lik bir kadro kuracağız. Yani şeye çok dikkat etmemiz lazım. Yani takımdan aldığımız oyuncu diğer oyuncuları alamamamıza ve rakip takıma bırakmamıza neden olacak. O yüzden draft yaparken çok akıllıca draftlar yapmamız gerekecek. Biraz daha çetrefilli ama daha güzel bir draft olacağını tahmin ediyorum. Sevgili Onur çok haklı şekilde ufakta bir ek yaptı. Liverpool ve City çok güçlü ama onları baltalamak için kalecilerini almak yarışı etkileyeceği için biz Alisson Becker ve Ederson'u dışarıda bırakma kararı aldık. Evet. Onları Liverpool ve City'ye hibe ediyoruz. Yani onları ellemeyeceğiz. Ayrıca biraz daha heyecan katmak adına da yeni bir kural. Her turu bir kişi yapacak. Yani şey yapmayacağız, birbirimize karışmayacağız. Yani bir tur ben alıyorsam diğer turun draftlarını Emre yapacak. Bir tur Erman alıyorsa diğer turu Onur yapacak. Bu şekilde Ve ilerleyeceğiz. sadece bu video özel değil. Bundan sonra ikinci bölüm hep böyle olacak, değil mi? Aynen öyle. Bundan sonra bu Tamam. şekilde Bizim ilerleyeceğiz. durdurmamız için getirilen yeni kurallardan bazıları şu anda açıklanıyor. Bence partnerine güven Erman. Bence partnerine Bana güven. bugün Her zaman gerçekten güvenme. Bana bugün bak, güveniyorum. diğer ikisine söyledim. Bana güven dedim, müdahale ettim falan ama bugün gerçekten ben sana güveniyorum. İngiltere Ligi'de dendiği zaman zaten Türkiye'de birkaç kişinin adı geliyor. Onlardan biri de benim partnerim. O yüzden ben sana güveniyorum bugün. O zaman drafta girelim. Taş kağıt makas mı yapacağız? Yolla gelsin, yolla. Ya taş kağıt makas da senkronlu tam olmuyor. Yazı Bence tura. bu bence burada hepimizin güvendiği bir isim var. Sevgili Ali Yaşar yönetmenimiz. Bence o bir yazı tura atsın. Seçin diyor. Yazı mı tura mı? Yazı mı Tura. tura mı? Mustafa Kemal Atatürk. Aynen öyle. Her Kanka zaman bizim için tura mı? tura Oğlum olsun. Benjamin Franklin falan da çıkabilir. Ne çıktı abi? Dik. Yazı çıkmış. Biz de ilk Ne? defa biz kazandık. İlk defa Ben biz bunu kazandık. saymıyorum. O bir işaret mi acaba? Bilmiyorum. Hadi bakalım. O zaman Emre'cim ben beklenen draftı yapacağım. Hayırlı olsun. En İyi bir eşsiz stoper. oyuncu Liverpool'dan Diego Jota bir Van Dijk'ı. tamam. Matip'i mi Tamam. alsak ya Emre? Olabilir, olabilir. Ya Loren de hayır olabilir. Matip. Aklına nereden geldi Matip Joe ya? Gomez değil tabii ki Van Dijk'ı alacağız. İlk sıradan Van Dijk seçtik. Buyurun. Hiç Şimdi kasmadan Chelsea'den Kante'yi aldım. Tak diye. ortam Kante'yi seçti. Orta sahayı güçlendirdi. Ben de hemen onun çok kararsızım ama bir önünü alacağım ya. Onun kararsızım bir önünü alacağım onun ve De Bruyne diyorum Güzel. İşte beklediğim seçim. ben. Sıra bende. Benim tercihim forvete Harry Kane olacak. Hem 25 yaşında hem de rating olarak yüksek bir oyuncu. Hiti de fena değil burada gördüğüm kadarıyla. Tercihim Harry Arada kaldığım oyuncu oydu zaten. Çok doğru bir seçim. Anladığım kadarıyla yenilgilerimizden anladığım kadarıyla Harry Kane seçimi de simülasyonlarda bayağı verimli Evet, oluyor. aynen. Kariyer modunda. O açıdan iyi oldu bence de. Evet ben de Londra'dan seçimimi yapıyorum. Yine aynı bölgeden bir ezeli rakipten Arsenal'den Aubameyang'ı kadromuza kattım. Güzel tercih oldu Aubameyang. Forvetimizi güçlü tuttuk bu sefer. İlk kez böyle bir şey Aynen. yapıyoruz abi bu arada. Biz paso savunma seçip duruyorduk. Aynen. Evet. Ama gerçi yine Van Dijk'la başladık ama bence iyi gidiyoruz. Sonra. Aynen. Ben yine Güzel. orta saha yine Fransız. Yine Çok orta iyi saha tercih. yine Fransız. Çok iyi tercih. Paul Pogba Mantıklı güzel tercih. Yoksa ben zaten aklımda o da vardı. İkisinden biri niye alacaktım? Arkadaşlar ben tercihimi Jamie Vardy ya da Vardy hangisi hoşunuza gidiyorsa ondan yana kullanıyorum. Van Dijk, Aubameyang seçmiştik. Onlara ek olarak Ruben Neves'i seçiyorum ben de. 82'lik ratingiyle orta sahada Wolverhampton'dan zaten çok fazla bir alternatif yok. Ruben Neves tercihim. Ben açıkçası burada biraz hani arkadaşımı üzmek istemem. Ama kendisi dostum olsa da burada bir rekabet içindeyiz. Tabii ki sağ dışında biz her zaman oturuyoruz, sohbet ediyoruz.
Benim için çok değerli bir insan. Ama ben kendisinin takımında, yani Erman Derman'ın çalıştırdığı Everton'dan Luka Dinye'yi sol beke transfer ediyorum. Nasıl tersi yatırdım? Çünkü şöyle, bu adam sırası gelmeden draft yaptı ama ben ona bıraktım oyuncuyu. Buyur Erman'cığım. Burada hakkımı teslim edeyim. Eğer bak, eğer güzel delikanlı adammışsın. Eğer kıllık yapıp Zaha'yı alsaydın ben de Luka Dinye'yi alacaktım bu arada. Ne alakalı? Aklımda o vardı. Eyvallah. Tamam yani, sen şey yap. Üst profil oyuncu Zaha olmazsa Everton'dan sol bek alalım bari diyecektim. Tamam, Zaha'yı alıyorum ben. Wilfred Zaha. Tamam. Ben Bournemouth'tan Nathan Ake alıyorum. Oo, çok iyi. Aa, çok iyi fikir. Vallahi helal olsun ha. Çok teşekkür ederim. Guardiola'dan önce davrandı. City'ye transfer olmadan bize getirdi. Tıkır tıkır City oyuncusu aldılar bak, çaktırmadan. Yavur, doğru söylüyorsun. Yarı City oyuncusu. Çok zorlanarak tercih yaptım ama burada tercihim Felipe Anderson olacak. Bilmiyorum doğru ya da yanlış, ne kadar etkili olacak ama Felipe Anderson tercih ediyorum. Bence aslında çok şaşırılacak bir şey değil, tercih değil, olabilir gayet. Ben de seçimimi yapıyorum artık, zaten takımları yavaş yavaş erittiğimiz için çok fazla alternatif kalmadı. Akıllıca draftlar karşılıklı geldi. Ondan sonrası aslında biraz dizayn işi. Ben şimdi sıramı savmak için Watford'dan Doucouré'yi kadroma katıyorum. Doğru transfer. Ondan bahsediyorum ben de. Ben de ondan bahsediyorum. Çok iyi transfer. Süper oldu. Güzel, güzel. Hadi bakalım. Ben oyuncumu belirlemiştim. Sonrasında Uğur Karakullukçu seçecekti oyuncuyu ama Emre'nin sol açık almasından dolayı sen Maximen bana kaldı. Tahmin evet, ediyorum Uğur Karakullukçu sen Maximen'e gidecekti çünkü. Aynen. Alen sen Maximen, Newcastle. Çok iyi, çok iyi tercih. Ben seçemedim. Anderson'la çakıştı. Bu yeni formatımızın güzellikleri de burada. Bakalım Onur şimdi ne seçecek? Uğur'un da söylediği gibi artık oyuncu deposu daralmaya başladı. Ve bunların arasında iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğüm Aston Villa'dan Jack Grealish diyorum ben. Güzel. Grealish şey. Ertuğrul geldi. Kimse yapmadı abi, ben o yüzden şey yaptım. Emre'cim çok teşekkür ediyorum. Ben bunu yapmak zorunda hissedip yapacaktım. Daha önce defalarca yaptığım için. Benim için artık bir gelenek. Ama bu tepkiyi senin görmen daha iyi benim için tabii ki. Çok da fazla bir alternatifimiz yok. O yüzden benim buradaki tercihim Tarkovski olacak. Burnley'den stoper lazımdı çünkü bize. Evet, ben alacaktım şimdi. Evet abi, o yüzden iyi bir tercih yaptığımı şöyle anlıyorum. Senin alacak bir oyuncunun olduğu için Tarkovski. Evet, evet. Burnley'den 81 potansiyelli iyi bir oyuncu. Sheffield'dan Sander Berge. Çok da sevdiğim bir isimdir. Norveçli. Oo, güzel. Güzel. Sheffield'daki en potansiyelli oyuncu. Belki hani sezon içinde overall yükselirse sezon ortasında falan 82 falan bile olabilir. Neden olmasın? Şimdi bir sen seçeceğiz. Bu yani Brighton, Southampton, Norwich takımlarından ilk oyuncu alma hakkı bizde olacak ikisinden. Bir tanesi de onlara kalacak. Şimdi bu takımlar içerisinde en eli yüzü düzgün takım Southampton. Orada da benim beğendiğim bir stoper Jan Bednarek var. Jan Bednarek'i alıyorum. Tamam. Potansiyeli de yüksek. Ben Norwich City'den sağ beke Aarons alıyorum. Çok iyi oyuncu. Maximilian James Aarons. Bize Brighton kaldı yani, Emre. İleride çok iyi bir oyuncu olacağı kesin ama oyunda işte bir sezon daha gelir. Mesela FIFA 2021 olsa bu inanılmaz bir oyuncu olabilirdi. Evet. Kimi almıştınız abi, pardon? James Aarons. 19 yaşındaki Max Aarons. 73 maalesef kendisi ama 85'e kadar yolu var. Sonucunuz James Aarons mıydı? Doğru mu yazdım? Hayır, Max Aarons. James Aarons. Aarons. Hayır abi, Max Aarons değil mi herifin adı? Ya Max James Aarons adı. Tamam. Ben spikerim. Max Aarons. Yavrum. Biz bu işin ithalatını,
ihracatını, yeni geliyor, imalatını yapıyoruz. Tamam. Daha şimdi gördüm, yani, tamam. Kanka. Var, özür dileriz. Sadece Brighton kaldı bize. O yüzden bir tane tercih yapmamız gerekiyor Brighton'dan. Ben de Lewis Dunk'ı alıyorum. Stoper olarak yedeğe koyarız diye düşündüm. İki oyuncu arasında kalmıştım ama bakalım bu tercihimiz nasıl olacak. Aslında takımları bitirdik. Şimdi evet. Esas kısım birbirimizin takımlarından kimi alacağımıza yönelik. Ben bizim takıma biraz düşünme fırsatı vermek için çok aleni bir tercihimizi yapıp ondan sonra diğer takımları düşünmek adına Emre ve kendime biraz süre tanımak istiyorum. O yüzden Manchester City'den Sergio Agüero'yu kadromuza katıyorum. Tebrikler. Evet. Çok zor bir tercihti gerçekten. Tebrik ederiz abi seni. Ben de aynı taktiği uygulayayım. Onu bizim için bu arada çok iyi oldu. Bizim için Agüero'yu almayı çok iyi oldu. Çünkü zaten çok iyi forvetleri vardı. Aubameyang aynı zamanda forvet oynayabiliyordu. Üstüne bir de Agüero'yu alıp City'den çok daha iyi oyuncu alabilirlerdi. Bence çok iyi tercih oldu bizim açımızdan. Ben Loris'i alayım. Çünkü kalecimiz yok ve ilk kalecimizin ne olacağı belli. Zaten tamam. Artık takımlar birbirini kesmiyor. Dediğim gibi yani onların aldıklarıyla bizlerin aldıklarımız farklı olacak. Loris'i alayım. Ben de o zaman yani kral diyeyim ya. Liverpool'dan Muhammed Salah alıyorum ben de. Çok enteresan. Ben hiç beklemiyordum bu tercihi. Bizim bir tane sağ bek ihtiyacımız vardı. Açıkçası onu almak istiyorum şu anda. O da tabii ki de Ricardo Pereira. Aynen. Kendisini almamıştık. Ricardo Pereira'yı kadromuza kattık. Biz de sırada kalecimizi alalım. Onlar Oris'i aldılar. Biz de Manchester United'dan DH'yi alalım. Kalemizi sağlama alalım. Ben West Ham'dan Aaron Cresswell'i alıyorum. Tamam. Sıra Onur'da o zaman. Sevgili arkadaşlar, stoperimizi güçlendirmemiz lazımdı. O yüzden de Arsenal'den biz David Luiz'i alıyoruz. Her ne kadar hatalar yapsa da bazen yine David Luiz, David Luiz'dir. Sıra bende. Benim tercihim Azpilicueta. 84 rating ile Azpilicueta'yı alalım. Chelsea'den bir tercih yapmamıştık. Şöyle onu da yazayım. Yani... En iyi tarzda şu, herhangi bir oyuncu sakatlandığında her yerde oynayabiliyor. Sağcı, sağ bek, sol bek, stoper, hepsini oynuyor. Aynen öyle. Aslında sağ kanadımız bizim biraz problemli oldu. Biraz acele tercihler yaptık, çok merkeze yönelik yaptık. Ama Azpilicueta kaçırılacak oyuncu değil de Willian'ı düşündü biraz Emre gibi ama. O zaman ben de sağ kanada yönelik bir tercih yapacağım. Bournemouth'tan potansiyelli bir oyuncu Harry Wilson. Potansiyeli 84. Şu an Avrupa'lı 77 olmasına rağmen en azından alternatif olarak tutsak bile formasyonumuzu henüz belirlemedik ama bir sağ kanadımız olsun oyunda belli bir seviyede. O zaman Harry Wilson'ı tercih ediyorum Bournemouth'tan. Tamam, yazdım. Hızlıca Everton'a gidiyorum ve Richarlison'u alıyorum. Sol önde oynar, evet. Sağ önde oynar, forvet oynar, forveti yedekler. Çok iyi. Doğru tercih. İyi bir tercih. Ben Joe Mutton'u yolluyorum. 84 orta saha Pogba ve Kante'nin yediği olabilir. 84 bence iyi yani overall. Tercihimi Southampton'dan Højbjerg, nasıl okunuyor bilmiyorum ama onu alarak yapıyorum orta sahada. Hı-hı. Artık siz söylersiniz. Güzel Højbjerg. Güzel tercih Højbjerg. Bence. Højbjerg. Aynen. Onu aldım. Van Aanholt'u alacağım ben. Açıkçası. Sağ güzel Crystal Palace'tan. Sol bekimiz 76. Zaten beklerin reytingleri düşük oluyor. Standardı yakalayan bir bek en azından. Watford'dan Kiko Femenia'yı alıyorum. O enteresan belki. Güzel. Aman tanrım, işler farklı yerlere gitmeye başladı. Çok ilginç oyuncular buldum ben buralarda. Daha 20 yaşında 86 potansiyelli Alexis McAllister falan bunlar. Bunlar Alexis öyle McAllister kolay yetişmiyor. İyi oyuncu da EM'de. Bunlar öyle kolay yetişmiyor işte bu oyuncular. Abi al o zaman ya. Zaten elini tutan mı var? Zaten senin takı. Biz seçtik oradan. Tamam o zaman ben Brighton'dan Shane Duffy aldı. Stoper alıyorum. Yazıyorum. İyi tercih. Ben Aston Villa'dan Wesley alıyorum. Potansiyel olarak çok kötü gözükmüyor. Hem de Brezilyalı forvetimiz olsun. Wesley. Potansiyeli kaç? 83. 2. Güzel. O zaman ben de bir 83 potansiyelli bir oyuncu alacağım. 22 yaşında Latin Amerika'nın bağrından kopup gelmiş Emiliano Buendia.
Buendia. Güzel. Arjantinli. Norwich'ten sağ kanadımızı da oradan Harry Wilson'la birlikte en azından nicelik olarak tamamlasın. Oğlum sen adam almadınız mı? Yok almadık. Nasıl almadınız ya? Almadık abi. Puki'yi aldınız lan, ya siz. Puki'yi almadık abi. Aldınız abi. Kesin almışsınızdır. Ulan siz aldınız, biz de diğerini alıyoruz işte. Bizim sol bek yediğimiz var mı abi? Yok. Aldın ya lan, bir tane aldın sen. Bir tane aldık işte. Şey aldık. Işte Aaron 70. Creswell aldı. Ulan o sizin az sol bekiniz mi? Yok onu bunu kaybetmemiz lazım. Ulan bizim yedek sol bek olsa tereddüte düşerim ama yedek olur. Enda Stevens alıyorum sol bek. Enda Stevens. Tamam, yazdım. Okey, Onur da seçti. Sana da sol... Burnley aldı abi. Ya bir stoper almıştı. Ben zaten Burnley benim en sevdiğim takımlardan bir tanesi. Arkadaşlar son tercihimiz takımımızın adına Westwood'u alıyorum ben Burnley'den orta sahamıza. Hiç olmadı, güçlendirelim. Westwood. Evet, bu arada dizi izleyenlere de selamlar. Best World mü neydi? Hala alakası yok. Sadece Batı. Batı şeyi tutuyor. O şey yani ben izliyorum bakın mükemmelim. Avrupa yakası izleyenler mesela. Hiçbir farkı yok. Abi bir şey söyleyeyim bak, şaka yapmıyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Çok rebuild yaptım. Kendim de yaptım. Başkalarıyla yaptım. Hayatımda ilk defa sonucunu hiç tahmin edemedim. İki takım adına da. Yani mesela bir, dersin ki 5. olurum, 6. olurum, ilk 5. Bak bu takımlar sonuncu da olabilir. Birinci her şey olabilir. Ayda, i̇lk çok defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çok acayip bir rebuild oldu ya. Konsepte bak ya. Newcastle kaldı sadece. İki önce arasında kaldım. Bir Liverpool'un buraya gelmesinde çok büyük emekleri olan Shelby var aklımda ama. Ya da Şar alacağım ya. Ya Şar alıyorum ben ya. Şar. Güzel. Şar al. Bitiriyorum. Stoper abi. Hayırlı olsun. Dubravka'yı mı alalım? Dean Henderson mı? Bir tane yedek seçin. İkimizde de aynı olacak zaten. Al Dean. Hiç fark etmez. Dean Henderson da yedeğimiz oldu. Güzel sezonun. Onu da onore etmiş olalım. Şimdi Emre ile Onur simülasyonları hazırlayacak. Ondan sonra da toparlayamadım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar çok rebuild oynadık. İlk defa sonucunu hiç tahmin edemedim. Yani ya şöyle olur diyemediğim ilk defa bir rebuild'le karşı karşıyayım. Çok merak ediyorum bakalım ne olacak. Çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop yersin aşkım. Ama sen en çok çilekli lollipop, çilekli lollipop yersin aşkım. Simülasyona artık hazırız. Kadroları yaptık. İstiyorsanız bir Emre ile Onur üstünden hemen bir geçsin. 11'lerimizi nasıl diziyoruz? Kadrolarımızı nasıl oluşturduk? Emre başla sen. Biz 4-4-2 oynayacağız çünkü çok fazla forvetimiz var elimizde. O yüzden Agüero ve Kane'i beraber kullanmayı düşündük. Sol kanatta mevkisinde olmayacak Aubameyang. İlk mevkisinde olmayacak en azından ama yine de faydalı olacağını düşünüyoruz. Sağ kanatta Felipe Anderson, o da mevkisinde değil. Onun dışındaki bölgeniz bence güçlü. Azpilicueta, Van Dijk, Luka Dean, Pereira, Doucouré, Neves diye gidiyor kadromuz. Biz de 4-2-3-1 oynayacağız. Her zamanki favoritimizden vazgeçmiyoruz. Bizim için Vardy bugün çok önemli. Bir sakatlık durumu mutlaka olmaması lazım. Arkasında De Bruyne var. Çok güçlü bir oyuncu. Salah sağ kanatta ve Maxim'in sol kanatta. Kante Pogba ikilisine zaten diyecek hiçbir söz yok. Mükemmeller. Ake, David Luiz ve Loris'e de çok güveniyoruz. Dikkat edersen iki tane oyuncuyu saymadım. Sol bekim ve sağ bekimi. Onları iyi seçememişiz. Yedeklerimizde de Richarlison, Zaha falan tarzında şöyle gördüğünüz gibi oyuncularımız var. Çok güveniyorum takımıma. Şampiyonlar Ligi'nde de yine Chelsea'nin yerine koyduk kendimizi arkadaşlar. Lyon, Brighton. Bu arada kendimizi de Brighton yerine koyduk. Lyon, Brighton, Ajax ve kim vardı? Valencia. Valencia evet. Vardı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi gruplarımız da bu şekilde. Korkuyorum, onu söyleyeyim. İlk defa kelime hiçbir güvenim yok. Ne olacağını hiç bilmiyorum. Ve hazırsak arkadaşlar 3, 2, 1 dedim ve çıktım. Aman Allah'ım. Ligde şu anda 17.'yiz. Yok artık. Şaka mı? Komik değil abi. Ya tabii oğlum, ki şaka yapıyoruz da yani. Evet. Arkadaşlar Brighton olarak ligde şu anda 2.'yiz. İnanılmaz bir performans sergilemişiz. Ve liderle aramızda sadece 3 puan var. 66 puanda Liverpool, 63 puanda biziz, 62 puanda da arkamızda City var. İnanılmaz bir mücadele. Ligdeki en çok gol atan takım değilim ama
en az gol yiyen takımım. Yok, hiçbir değilim. Ama yine de bu da süper. Hemen buradan bir üçgene basıyorum ve buradan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorum arkadaşlar. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmış mıyız diyoruz. Ve rakibimiz çıkmışız. Rakibimiz de Inter olmuş. Peki Inter'le nasıl eşleşmişiz? Ona bakalım grup aşamasına. Grup aşamasında arkadaşlar 6'da 6 ile çıkıyoruz. 6'da 6. İnanılmaz. Ve Inter'le eşleşiyoruz. Hemen burada Valencia'ya bakacağım. İkinci Valencia kimle eşleşmiş? Eğer biz ikinci olsaymışız Olympic Lyon'la eşleşiyormuşuz. Çok da bir fark yokmuş. Bizde durumlar böyle. Bakalım rakiplerimizde ne durumdalar? O zaman ben de yuvarlağa bastım ve çıktım. Hadi bakalım. Puan durumuna geldim. Dördüncü biz şu anda iyi, hadi iyi. Biz şu an Premier Lig'de 3. sıradayız. 64 puanımız var. 2. Liverpool'un 66 puanı, Leicester City'nin 68 puanı var. Yani lidere sadece i̇yi 4 bence. Puan uzaktayız. En çok gol atan takımımız var. Kaç puanımız verdin? 64 mü? 64, 66, 68 diye diziliyor. Bizim de 63. Diziliyor. Bizim de 63 aynı. Ula 60 puanla ikinci adamlar. Biz nasıl 3. oluyoruz? Ben anlamadım ki ya. Neyse, yine başladık abi. En az gol yiyen takım biziz ligde. 12 gol yemişiz sadece. Leicester City 13 gol yemiş. Liverpool 16 gol yemiş ikinci sıradaki Liverpool. Evet. Şimdi ben de Şampiyon Ligi'ne geçebilirim herhalde. Evet. Hadi. 4 galibiyet, 2 beraberlik kalmışız. 14 puanla lider çıkmışız. İkinci Valencia'nın 13 puanı var. Ajax ve Lille turnuvaya veda etmişler. Son 6'da eşleşmemiz Inter. Güzel. Aynen. Bizim aynı ya. Peki eğer Valencia ortada... Lyon'la mı? Yok. Leipzig'le eşleşmiş Valencia'da. Onu da belirtmiş olayım. Bizde de bu şekilde durumlar. 7. 8. çıksak iki takımda şey demezdim. Yani bu nasıl olmuş demezdim. Yani beklentim yine dördüncülük, beşincilik seviyesindeydi. Ya yani ikinci, üçüncü çıkarmamız çok enteresan. O zaman Inter maçlarını oynayıp yürümeye başlayalım. Ne dersiniz? Aynen öyle. Hadi bakalım Inter maçına geçelim. Arkadaşlar ilk maç, Inter'in ilk maçı. İkimiz de hazırız. Kadromda eksiğim yok. 3, 2, 1. Bastım. Haydi çocuklar. Yok artık. Ya 3-0 sen falan aldı. 3-0 falan aldı. Yok yok. Yok, bizim durum pek şey değil. Söyle abi sen. Benim durum daha kötü. Benimkinden daha kötü olamazsın. Ben sen söyle ne olur lütfen buyurun. İlk maçı biz 1-0 kaybettik. Barella attı. Deplasmanda 1-0 mağlup olduk. Tamam, siz durum? Elediniz. Biz ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybettik arkadaşlar. Elendik diye çok üzüldüm abi şu an gerçekten çok üzüldüm ya. Vallahi acınızı paylaşıyoruz. Bir tur geçsek 3-0. Bir tur geçsek Emre bayağı kurtarırız buradan ya puan muan. 3-0. Evet evet. Hadi ne olur. Oğlum nasıl 3-0 olur ya? Kimler atmış? Kimler atmış? Vallahi bilmiyorum, herkes atmış. hepsi atmış. Aralarında paylaşmışlar. Ya 3-0 ne ya? Bir tane gol atam. Ya bakıyorum, De Bruyne var, Pogba var, Salah var, Kante var. Nasıl 3-0 ya? Arkadaşlar 3-0 ve 1-0'ın revanşında ben eleneceğimi düşünüyorum. Emre'nin eleyeceğini düşünüyorum. Hazırsak basıyoruz. 3, 2, 1. Çok kritik. Hadi oğlum. Hadi çocuklarım. Ya tamam neyse bir şey demiyorum. Yani elendik mi? Ben şu an elendik ben maalesef. Şu an çok mutluyum. Çok mutluyum. Gerçekten mutluyum çünkü ben 3-0'ı zaten eleyemezdim. 1-0 kazandık ama Emre'nin o suratını gördüm şu anda. Allah'ım bir tur daha gitselerdi bizi yeneceklerdi. Nasıl elendiniz ya? Abi 10'da Martinez atmış, 45'te Eriksen atmış. 2-0 öne geçmişler. 85'te Kane 2-1 bulmuş ama yetmemiş ve elenmişiz. 2-1 kaybettik i̇şte deplasmanda. İşte. Inter yendi. İçeride yenildik yani. Evet evet, Inter deplasmanda yenildi biz abi. İçeride dışarıda yenildik. Bu nasıl bir takım ya? Biz kepazelik ya. Böyle bir şans nasıl kaybediyoruz ya? La böyle Rebuild Şampiyonlar Ligi'de Rebuild Inter Toto Kupası'na döndü. Daha ilk turdan elenen. Çeyrek final göremedi iki takım. Premier Lig'den karma yapıp. Abi Premier Lig'den karma yaptık ve Şampiyonlar Ligi'nde son ya çeyrek final gören takım yok şu an. Abi böyle bir şey olamaz ya. Inter paramparça etti bizi. Arkadaşlar şimdi çok ilginç bir durum var. Normalde biz Şampiyonlar Ligi'nden sonra her maçı tek tek geçiyorduk ama öyle bir şey oldu ki Şampiyonlar Ligi falan hiçbir şey kalmadı. UEFA'ya da gidemedik. Orada 3. UEFA'ya da gidemedik. Artık sezon sonuna direkt simülat ediyoruz.
Aynen. Tamam. Sezon sonuna gidelim. Artık kaderimiz neyse razı olacağız. Ya. Beyler artık şampiyon mu olacağız? 8. mi olacağız? Ne olacaksa oldu, olsun. 12 saattir çekimdeyiz. Öldüm açlıktan. Şu anda sipariş bekliyorum. Gözüm kapıda zaten. Her an kapı çalabilir. Oğlum Erman oğlum, zaten... nereden bekliyorsun siparişi? Oğlum viral mi aldık? Viral mi aldık acaba? Evet acaba. Nereden bekliyorsun siparişi? Erman viralden bir yarısını atarsın herhalde diye düşünüyorum. Bizim haberim yok çünkü. Erman o kadar bekledi. O kadar acıktı. Bari hiç olmadı ona bir galibiyet hediye etmek istiyoruz be. Şöyle bir çıktık. Ve... Erman böyle kaldı. Bence ikinci oldular. Sometimes. Bir puanla ikinciliği kaçırdık. Üçüncü olduk. Oh be. 105 puan. Oh be. 105 puan. Liverpool almış. 105 puan almış. Nasıl almışsa. Şöyle bir bakıyorum Liverpool'a. Evet 105 puan. City 94 puan almış. Ve biz 93 puan almışız. Güzel. Gol sayıları evet. Nasıl? En çok gol atan takım değiliz. Tabii ki hayvanımsı bir Liverpool 98 gol attığı için. En az gol yiyen takım da değiliz. Yine onlar 19 gol yediği için. Burada çok kötüyüz. Ama biliyorsunuz ki bir yer var. Karabağ Cup ve Emirates Cup. Fakirlerin ümidi. halk ekmekten artık şey yapamadık tabii. Bir yere oturup yemek yemedik. Bari halk ekmekten bir somun ekmek alır mıyız telaşıyla. Karabağ Cup'a gidin hadi bakalım. Abi adamlar bizi şampiyonlar gibi tokatladılar. Dediler ki gidin kendi liginizde oynayın. Emirates Cup'a bakıyorum ben. Karabağ Cup'ta. Emirates Cup'ta abi Emirates Cup'ta lan bunların hiçbirinde yokuz. Biz neredeyiz? Allah kahretsin. Neyse. Karabağ Cup'a bakalım arkadaşlar. Karabağ Cup'ta ne durumdayız? Ve Karabağ Cup'ta hiçbir yerde yokuz. Hiçbir yerde yokuz ya. Ya bir şey söyleyeyim. Bizi acaba bu kupaları bize almadılar mı acaba? Hani siz bu sene gelmeyin falan diye. Oğlum Emre abi, burada bunu verirsek ya. Oturur ağlarım ya. Şöyle ya kadar sizlerden olacak... bunu var ya. Evet arkadaşlar şöyle bir şeye geliyoruz şimdi gol krallığına. Gol krallığında 26 gol atan 3 oyuncu var. Tabii ki bizden inanamıyorum. 26 gol Firmino, 26 Mane, 26 Fernandes, 25 Harry Kane, 25 Vardy. İki tane atsa bayağı puan alacaktınız. İki atsa çok güzel puan alacaktık. İki tane ve forvet tercihimiz Vardy güzelmiş. Geliyoruz. Asist krallığına De Bruyne buradan. Allah'ım inanamıyorum puan aldık bir yerden. Bir yerden puan aldık. Ve asist krallığında De Bruyne tek başına burada. Ve gol yenmeyen maçlarda tabii ki Liverpool kalesini tartışmaya gerek yok. Ederson almış gerçi burada. Bizim kalecimiz 13 tane kalmış. 20'de kalmışız. Bizim durum iğrenç ötesi. Son olarak bir de şeye bakalım. Verime bakalım son olarak. Abi böyle bir iğrençlik olamaz ya. Şöyle bakalım arkadaşlar. Çok heyecanlı ya evet. Şu an. Cem'i vardı. Neden 32 gol atmış belli. Asisti yok. 32 gol 0 asist. burada Muhammed Kral. Salah da 27 gol 5 asist. Sadece gol atarım. Gol atarım diyor bir adam. Dakika. Bir dakika. 32 o. Salah da 32. Kevin De Bruyne 14 gol 23 asist. Yani 37. 37'miz var bizim. 37 okay. De verimden aldık. Çok gerginim. Çünkü şu asist krallığı işi biraz bozdu Emre. Evet. Mutlaka bir ikincilik falan çıkarmamız lazım ya da bir kupa. Yoksa biz de gideriz bence. Ben bir siz arkadaş tavsiyesi yapmak istiyorum size. Bir arkadaş tavsiyesi yapmak istiyorum. Eğer siz bunu kazanamadıysanız bugün. Bence yolda kınca bu mi? Turnuvayı falan bitirelim yani. Öyle olmuyor diye. Yani bugün eğer bugün kazanamadıysanız ya öyle bir şey varsa çekilin bence. Turnuvadan çekilin. Ciddi şekilde düşünüyoruz. Buyur Emre. Üçüncü olmuşuz. 94 puanımız aha var. City 100 puanda. Liverpool 108 puanda. Allah'ım yarabbim. Biz de 93'tük. Van Dijk'ı çekiyoruz 108 alıyor. Van Dijk da herhalde 200 alacak. Bu nasıl bir şey abi? En çok gol atan takım Liverpool 109 gol atmış. Biz 98 gol atmışız. En az gol yiyen takım çok Liverpool 21 gol yemiş. Biz 24 gol aynı yemişiz. Aynı gidiyor. Şu an Kane çok önemli bak. Onların Kane çok önemli Harry Kane. Bence Emirates, verdik. Emirates ve Karabağ'a bakıyorum. Hayır sakın. Sakın öyle bir şey olmasın. İşte bu be. Kazanmışız Emirates kapı. Evet. Arsenal'da bitti. Tak. Bu iş bitti. Karabağ'a bakıyorum. Ah Karabağ'da tabii ki yokuz.
Nereden almışız? Olsun olsun. FA Cup'u nasıl kazanmışsınız ya? Bizi kupaya almamışlar ya. Penaltılarda kaybetmişiz Chelsea'ye. Karabağ Cup'ta. Çeyrek finalde kaybetmişiz. Onu da söylemiş. Onda oluyorlarmış. Ha, çeyrek. Bir daha bakayım. Emirates'e bakayım tekrar. Biz mi kazandık harbiden ya? Harbi Brighton yazıyor. Brighton almıştık değil mi? Güzel. Kimi yenmişiz? Kimi yenmişiz? Arsenal'ı yenmişiz yanılmıyorsam. Tekrar bir bakayım. Ay tamam. Abi, o de, süper. Fakir ya. Kupası olmuş. Ben de en sevdiğim kupa tipi. Ya. Evet Arsenal'ı yenmişiz. Tamam. Gol krallığına geç. Ver gol krallığı. Bir gol krallığı haberi ver be. 35 tane atmış Harry Kane. Abi 38 maçta 33 gol atmış. Mane gol kralı. Bizim ne var? Kim var? 6. sırada Harry Kane var. 21 gol atmış. 7. sırada Aubameyang var. 20 gol atmış. Kanatta 20 gol atmış. Thomas Kane forvette 21 gol atmış abi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Agüero yok. Agüero 14 gol atmış. 11. sırada. Allah Allah. Neyse. Devam edelim. Asiste bakıyorum. Mane asist kralı 18 asist yapmış. En yakın oyuncumuz 7. sıradaki Harry Kane 11 asist yapmış. Harry Kane verimlilik 32 olacak. 5 puan öndeler bizden. Burada Aubameyang'da 8 asist yapmış. Aubameyang'da kaç gol oluyor? Onun daha şeyi var ya. Şampiyonlar Ligi'nde vardır. 20 gol atmış, 8 asist yapmış Aubameyang. 33 bizim 32 galiba. 32 bizim verimlilik olacak. Devam et. Bitti bu kadar başka. Verime gelelim. Verim. Verime bak. Nerede o? Kadro merkezi yine. Ha, gollenmeyen maça bakmadım. Unuttum onu pardon. Evet. Ah be 3. olmuş DGH ya. 19. Abi 20-20-19 ya. Of. Ya. Bir maç. Bari paylaşsaydık ya. 20'ye biz girseydik. Kadro merkezi. Tamam. Oradan istatistikler. Oradan gole gelip bir kere kareye bas. İstiyorsan oradan şey olur. Bu Allah'tan kupalara verilen puanı şeye düşürdük ya yarı yarıya. O iyi oldu. Onurcuğum. Şimdi verim kısmındayız. Verimde de 29 gol 13 asist yapmış. Harry Kane 27 gol 11 asist yapmış. Aubameyang aşağısı zaten kötü. 33 müyüz? 32'yiz pardon değil mi? 32'yiz. Verim. Yok daha fazla. 27 gol. 29 13 ve 27 11. 40 ya. 40, oha. 43 mü? 42. 29-13 mü dedin? Evet oh, 42. Evet. 42 o verimden de geçmişiz. Güzel. Bayağı kazandık mı abi? Kazandık. Onur dağıldı. Efe kazandı. 50 puan. Vallahi inanamadık şu an. Evet, İnanamadık. Kupamız var oğlum. Kupa var lan. Kupa aldık. Biz şu anda 5 puanla kazandık. Kanka bu pek nasıl bir mümkün oluyor? Yani asist krallığı Efe Kaptan çok daha değerli mi yani? Ben bunu mu anlamadım? Hayır çünkü ligde üçüncü olduğumuzu söyleyerek sizin bir nebze de olsa mutlu olmanızı sağladık. Ama tabii ki bu takım üçüncü ligde üçüncü olacak. Bu takım değil. Evet, üçüncü olduk Allah kahretsin. Bir puanla üçüncü olduk ya. Çok iyi ya. Kazandık Emre. Kazandık. Çok iyi. Alkışlıyorum ben. Rakiplerimi alkışlıyorum. Dışarıda kornada insanlar duyuyorum abi. Korna çalıyorlar şu an. Şu an... Ya gerçekten... Kanalı zirvede bırakıyorum. Son videom bu. bu kepazeliğe daha fazla dayanamayacaktım. Bari neyse artık lige tutunduk ya Emre. Lige tutunduk ya. Evet abi. Evet. Bir galiba artık liderle de, puan farkımız bir. Ben de teşekkür etmek istiyorum. Hani böyle büyük bir kanalda kapanış videosuna bizi dahil ettiğiniz için konuk olarak aldığınız için çok teşekkürler. Ama hala şu City'den bir puanla nasıl üçün ya? O bak o bir puanı alsam belki. Ya çok üzüldüm ya. Neyse. Ama yine tebrik ediyorum. Onur ve Erman çok başarılıydınız bu ana kadar. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Dedim bu maçtan korkuyorum diye korktuğum başıma geldi. Doğru. Erman'ın içine bir sıkıntı düşmüştü zaten. Hani FM'de de insanın başına gelen şeyler. Bu maçta kesin kaybedeceğim diye kaybediyorsun. Biz de öyle böyle. Na galiplik serimizin sonuna geldik. Aslında biraz da na galiplik serimize bir aidiyet hissetmeye başlamıştım Emre. Ya bu benim karakterimin bir parçası gibi görmeye başlamıştım ben bu durumu. Evet abi. Ama evet. Değilmiş abi. Bu sebeple biraz hüzün var içimde ama olsun. Bu galibiyetin üstüne inşallah koyarak devam edeceğiz. Bir sonraki maçımız Arden Boğaç ikilisiyle ilk maçı kaybetmiştik hatırlıyorsun. Benzema'yı kaybetmiştik. Onurlar da Gürkanlarla oynayacak. Onur Erman, Gürkan Emre Özcan ikilisiyle kesin oynayacak. Kesin yenmemiz lazım bizim. Şaka bir yana bütün misafirlerime çok teşekkür ederim. Sevgili Onur, sevgili Erman. Bize Emre zaten ev sahibi sayılır artık.
Emre'cim sana da teşekkür ederim ayrıca. Ben teşekkür ederim abi. Rakibimiz aynı şekilde teşekkür ederim. En büyük teşekkürü de Ali Yaşar'a edeyim. Stüdyoyu mesai saati dışında açtı ve bizi saatlerce tahammül etti burada. Şu an kovulmadığım için şanslı hissediyorum kendimi. En azından kazandık değil mi Ali abi? Burada bir galibiyet gördük uzun süredir. Ali abi de adam 10 saattir bu, bak 10 saat bunu izlemiştir çekimler dahil. Bir iki ilk defa galibiyet görüyor. Hayır, onun Ali abi için de çok kötü oldu. Çok kötü oldu çünkü Uğur bu saatten sonra Ali abi bak sen geç kaldığında kazanıyoruz gel. Bu stüdyoyu tekrar aç diyecek. Sürekli adam geç kalacak bu saatten sonra. Öyle olacak inşallah bakalım. O zaman takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz çok seviniriz. İlk iki videomuz trendlere girdi. Burada da açıkçası Onur Şahin ve Erman Yaşar varken trendleri de sıkılacağımızı çok düşünmüyorum. Bu videoda inşallah girecek. Onun için de bol bol yorum bırakırsanız, beğenirseniz, hazır gelmişken kanalı takip ede alırsanız, bildirim de açarsanız. Bütün her şeyi saydım. Adam yemek.